sahibi yapan firmanın bilgi başkanına ve yöneticilerine teşekkür ederim. İstanbul'dan kırmayarak buraya gelen misafirlere teşekkür ederim. Kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Ve diğer misafirlere teşekkür ederim. Efendim ben Emre Aykin. Ben ekonomist hocaları vesaire yapmışsınız. Ekonomi nedir? Kıt kaynaklarda maksimum faydayı sağlar. Yani kıt kaynaklardan çok insanoğlunun ihtiyaçları ve istekleri sonsuz. Ama en önemli vazifesi ihtiyaçları ve ihtirasları birbirinden ayırmak. Konut bir ihtiyaç ve ben de her projeye gelip böyle konuşma yaptım. Sayın Başkan'ın samimiyetine inandım. Bu samimiyet benim için çok önemli. Çünkü bugün insanlığın tartıştığı en önemli konu şu. Ödediğiniz herhangi bir paranın, harcadığınız herhangi bir paranın size tatmin ya da mutluluk getirip getirmediği konusunda çok ciddi tartışmalar. Benim kıymetli hanımefendilere masada açıklamaya çalıştım. Eğer harcadığınız paraya hükmünüz geçmiyor ise o zaman mutluluğu bulmanız çok zor. Çünkü ya başkalarını memnun etmek için harcamışsınızdır ya da şöyle diyeyim size, başkaları aynısını yapıyor diye bir kervanın peşinden gitmişsiniz. Bugün sanıyorum birazdan açıklanacak proje ne bir kervanın arkasından giden bir proje ne de başkaları istiyor diye satın almanız gereken bir proje. Gerçekten sizi mutlu edeceğini düşünüyorsanız yapmanız lazım. Herkes kendi kararında özgür. Bu özgür kararınızı alırken hayatı bir süpermarket gibi düşünmenizi tavsiye ederim. Sayın Başkanım, eğer bir süpermarkette sadece ekmek ve su olsa gider miydiniz? Hayatta gitmezdiniz. Çünkü çeşit olması lazım. Türkiye'de çeşit çeşit projeler var. Bu güzel proje, bu projelerden bir tanesi. Birazdan kıymetli profesyoneller ve sonunda Sayın Başkan açıklama yaptıktan sonra bu projenin diğerlerinden farklı olup olmadığına yine siz karar vereceksiniz. Dolayısıyla Sayın Başkan'la sabah erken saatlerde yaptığım konuşma onun özgür iradeye çok saygısı olduğunu da bana gösterdi. Siyadesiyle de memnun oldum. Yani Türkiye'de bir iş insanının kişilerin özgür iradelerine uygun bir tasarımı, bir imalatı ortaya çıkararak buyurun bakın biz size layık olan bir şey yaptık ama yine karar sizin demesi hakikaten çok önemli. Genelde insanlar aslında yapmadıkları işleri yapmış gibi anlatıyorlar. Sanıyorum bu 38. proje değil mi başkanım? 38 tane proje yapılmış, binlerce insan yer bulmuş. Sayın Başkan da çok fazla böyle kameraların karşısında oturmaktan hoşlanan bir insan olmadı herhalde. Bugün ricaya kırmayıp çıktı kameraların karşısında profesyonelleriyle beraber. Şimdi niye bunları anlatıyorum? Emel Erkant'ın sayıları çok güzel bir yolu var. Mimarımız da bizimle beraber videodan sonra çıkacak konuşacak. Mimari nedir? Mesela müzik bestenin akan halidir. Mimari ise bestenin durağı halidir. Yani sonuçta biz bu tasarımlar için yaşıyoruz. Ha bana sorarsanız hani duman grubunun ilk baskı testi onları başarmış bir kişi olarak ben müziği ben çok üstte tutuyorum ama mimari onun altında tutuyorum anlamına gelmiyor. Mimari de dışarıdan bakıldığı zaman bir beste gibi akmalı. Ben şimdi sayfaları çevireceğim, hoşuma gitti, kesin tebrik ediyorum. İç mimarınız da var, o birazdan size ekleyin dediğim ona da tebrik ettim. Çünkü bir şey akması lazım. Aynen müzik, ahenk, hatasız. Dolayısıyla insanların tasarımları aynı zamanda yönetim tarzlarını da belirliyor. Sayın Başkanım, belki ortaya çıkarttığı güzel proje yaptığı büyük işler vesaire o değil ama bana yönetim tarzını anlatması hoşuma gitti. Zekaları toplayıp adeta bir orkestra şeklinde çalıştırmak ve en zor işi hatasızca çalıp bitirmek. Aynen bütün orkestranın yaptığı gibi. Niye bunu söylüyorum? Geçenlerde Dubai'ye gittik. Ahmet Güneş Tekin'in sergisini. Ahmet Güneş Tekin'i biliyorsun. Anadolu'nun baharından kopmuş. Hiçbir güzel sanatlar fakültesini yoktum ama bugün sanatın artık farklı boyutlarına geçmiş ve dünyaca başarılı olmuş.
başkanın bugün bana sabah projelerini anlatırken ki heyecanını birbiriyle kıyasladım aynı gibi. Ahmet Uspak bugün hakikaten benim diyen birçok kişinin çok üzerinde. Şöyle diyeyim, Anadolu'nun kederini, ümitüsünü, mutluluğunu, coşkusunu her şeyi yansıtırken siz de projelerinize bunu yansıttı. Anlatırken de aynı coşkuyu bana sundunuz. O yüzden iki hafta evvel Ahmet Güneş Tepin'de Dubai'de sıcak bir günde sergisinden sonra yaptığım sohbetin aynısını bugün burada Sabancı'da Sabancı'da Sayın Başkanı'na yaptım. Her ikisi de tebrik ediyorum. Yani kendi kendini yetiştirerek bir yere gelen ve güzel işler yapanları ve insanlar onların tasarımlarını satın alırken yahu benim bunu her kuruşuna hükmü geçiyor. Deniz bölümüzü işleri yapmak kolay. Ha şimdi müsaadenizle bir tanıtım filmi var. Onu seyredelim. Ardından da tek tek burada projeyle alakalı sizi çok fazla sıkmadan ama doğrudan nokta atışı bilgilerle sunuş yapmanı sağlayacak. Önce filmi sağlayalım. Doğal güzellikleri, havası ve kış turizminin önemli olması gereken bir olma özelliği vermişler. Ve sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin sahip olduğu en güzel ilçelerinden Kartepe, Samanlı Dağları ve Kocaeli Platosu'nun arasında bulunmaktadır. Golf, binicilik, kamçılık, bisiklet, su kayağı ve trekking gibi sporları cazibe etmemesi olan Kartepe, asırlık ağaçlar, şelale ve derelerle de bu özelliklerin yanı sıra yaylaları, kanyonları ve şifalı sularıyla adeta cennetten bir köşe haline gelmiştir. Şimdi ise ülkemizin cazibe merkezi Kartepe'de seren tecrübesi ve huzuruyla yepyeni bir yaşam konusuna geçiyor. Thank you.
bizlere sunan biletleri, boş vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz yetişkin ve çocuk eğlence alanında sporun her dalını hayatınızın bir parçası haline getirebileceğiniz spor merkezleriyle her an dolu bir yaşam sunuyor. Tüm bunların yanı sıra sıra eski kartlarında tenis kortu, tıklı salon, pilates, yoga ve squash gibi hamam, sauna alanı, basketbol sahası, ampli ve daha birçok özelliği ile yaşamınızı affeder. Zira eski kartlarında sahip olduğu özel durumda hem de E5'in hemen yanı ışığında İstanbul'da ise yalnızca 45 dakikalık mesafede yer alır. Sayın basın mensupları, değerli konuklar, hoş geldiniz.
yaşamında insanların en dışında dinleyeceği, sosyalleşeceği, kaliteli, konforlu vakit geçireceği ve rekreasyon alanı olarak da düşünüyordu. Bu alanlar açık kafe ve yine su düzeyleri tasarlanan localarda zenginleştirildi. Proje alanının farklı noktasında yaklaşık 1500 metrekare biyolojik gölet tasarlandı. Bu alanda orman ağaçları, doğal peyzaj bitkileri, ahşap çardaklar ve evcil hayvanlar düşünerek doğal sosyal yaşam olarak oluşturuldu. Projemizde açık spor alanı olarak iki tenis kortumuz, bir basketbol ve voleybol sahamız bulunmakta. İki farklı noktada ve farklı konseptlerde çocuk oyun alanımız, canlı aktivite ve etkinliklerin yapılacağı ambi ve tasarlanmıştır. Yaklaşık 200 metrekare olarak tasarlanan açık yüzme havuzu, geniş güneşlenme ve teras alanlarıyla sitenin bir diğer noktasında kafelaj ve dinlenme alanlarıyla birlikte farklı sosyal aktivite alanı olarak projede yer almaktadır. Proje kapsamında yaklaşık 1000 metrekare nitelikli kapalı sosyal alanlar da oluşturulur. Bu alanlar içerisinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu, squash, kapalı basketbol sahası, genç ve yetişkinler için oyun ve aktivite alanları, çocuk oyun odası, okuma ve hobi odaları gibi aktivite alanlarıdır. Genel proje konseptinde düşünülen detay ve özen binalar içinde çalışıldı. Tavan yüksekliğimiz 3.50, modern yalın malzeme ve detaylar iç mimarisi tasarım ekibi tarafından çalışıldı. Projemizde ilk olarak konut projemizde banyolarda sauna ve yine hamam detayı ekledik. Yine konut projelerimizde ilk olarak iki büyük büro özel tasarladık. Villa konseptinde bahçe teraslarında yüzme havuzu, normal kat teraslarda ise ensel alanımızı da dahil ederek yaklaşık 50 metrekarelik kat bahçeleri oluşturuldu. Tüm dairelerimizin cepheleri ya ormana ya da bölete bakmakta ve her daire farklı özel detaylarla çözülmüştür. Her projemizde bir öncekinden daha iyisini yapmaya gerekiyor ve hayal ettiğim tüm projeleri gerçeğe dönüştürmek için çok çalışıyorum. Katılımınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle bahsettiğiniz salonla yaşayan detayını çok sevdim. Yılbaşında İstanbul'da geçirme kararı aldık. Çünkü bu 10-10'la alakalı şey yayınlandı. Bir otelde kaldı. Çok enteresan. Aynen iç mimarımız ve sizin çalıştığı o sauna ve hamam konseptleri çok da beğendi. Ama ölüyormuş üniversite bölümü. Çünkü çoğu biliyorsun bu işleri çok şipşak, hızlı, keyifsiz yaptığı için sizin proje biraz hani keyif öngörmüş. Yani hadi biraz keyiflenin. Evinizin içine de keyiflenin diye. Tabi bu şöyle yani bu COVID bize bir şeyler öğretti. Hani evimizde otel gibi yaşamamı öğretti. Yani hadi bir şey çıkmaya, yatmaya kalkıyor vesaire. Ben açıkça söylemeye gerekirse çok heyecanlı bir adamım. Benim kandiyatlar var. Oradan yerimde duramıyorum. Fakat COVID'de yerimde durmayı öğrendim başkan ya. Açıkça söylemeye yani, kitap okuyayım, hadi bir ayaklarımı bir uzatayım vesaire derken birçok inşaat projesinin yukarıdan bakabilecek böyle enteresan güzel bir yerde oturuyorum. Küçük bir yerde oturuyorum. Ben bir artı bir evde oturuyorum. Ben şunu öğrendim. Ben kendi kendime yedikten sonra en zengin sizsiniz. Kendi kendine yetirmeyen veya varlığıyla mutlu olamayan bir insanın gerçekten hani fakir olduğunu düşünüyorum. Aracım da öyle. Ümini araba kullanıyorum. Çok da mutluyum ondan. Yani dışarıdaki makamları geldi mesela. Elektriğe bağlıyorum vesaire. Otoparklar. Bunlar çok büyük mutlu olurken kendi kendime yetiyorum. Öbür türlü dışarıda fark edeceğim, güvene gideceğim, yağmur yağacak üstüne. COVID'le beraber insanların evlerinde biraz oturmaya başladı. Sonra baktılar evlerine işte burada savunacaklar bu adetler. Başka konseptler düşündüler. Yanlış işlere girdiler. Mesela evleri yıkıp baştan yaptılar.
Yani acayip bir şey. Başkasının yaptığı bir imalatı yıkıp kendinize göre yapmak da statiği de bozan Allah olsun deprem bölgesinde olduğumuz için dikkat ettiğimiz gereken şey. O yüzden herkes yeni konsepte var. Bu açıdan anlattığı şey güzel durum. Şimdi hemen tabii her işin başında bir büyük profesyonel var. Onda sıra. Çünkü dönüp dolaşıp şikayetlerine gidiyor. Öbürler patrona. Değil mi? Öyle bir sistemdi. Evet, genel müdürümüz Bay Kortaç'ın şimdi konuşması için devrediyorum. Sözü buyurun. Teşekkür ederim. Değerli konuklarımız, sayın basın mensupları, Ziraat ailesi olarak bugün 38. projemiz olan Ziraat Esili gerçekleştirmekte olduğumuz bu etkinlikle sizlerle paylaşmanın mutluluk ve heyecanı duyuyoruz. Kartepe bölgesinde 2020 yılında teslimini gerçekleştirdiğimiz Forum Anatolia projemiz ve şu anda inşaat süreci devam eden Efek Kartepe ve Mahal Kartepe projelerimizden sonra bugün Kartepe bölgesindeki 4. büyük projemiz Ziraat Esili'nin basın lansmanına ve tanıtımını birlikte yapmaktayız. Bu vesileyle tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ziraat Esili projemizin Ankara, İstanbul, Anadolu tem otoyoluna yakın olması, İzmir Körfezi ile Sapanca Gölü arasında bulunması ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasının yanı sıra yerel bir proje olmaktan çıkıp ulusal proje olma özelliği taşımaktadır. Ziraat Esili projemize ilişkin olarak bugüne kadarki mobilizasyon çalışmalarımızı, projenin statik özelliklerini, projenin master plan, iş programı, iş gücü planlaması ve proje yatırım değerine ilişkin detayları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yönetim kurulumuz tarafından onaylanan 5 yıllık stratejik planlamamız ve 2025 hedeflerimizi özet olarak sizlere aktaracağım. Ziraat Esili projemizin mobilizasyon çalışmaları 7 Temmuz 2021 halinde başlatılmıştır. Mobilizasyon çalışmalarımız kapsamında yeterli kapasitede konaklama alanları, yemekhane alanları ve aynı anda 40 teknik personelimizin çalışabileceği şantiye teknik ofislerinin yapımı Eylül 2021 yılının sonuna kadar tamamlanmıştır. Mobilizasyon çalışmalarımıza paralel olarak Temmuz 2021'de başlattığımız satış ofisi, şu an çatısı altında bulunduğumuz satış ofisi inşaat sürecini Ekim ayının sonunda tamamladık. Ve proje satışlarımıza Ekim ayı sonu itibariyle başlamış bulunmaktayız. Biraz önce Emre hocamızın ifade ettikleri gibi satış ofisimizde esin projemizin teknik iş tasarımı özelliklerini kapsayan 2+1 örnek dairemiz bulunmaktadır. Projemizin statik özelliklerine gelirsek, betonarme yapılarımızı deprem kuşağında olması hassasiyetiyle projemizin süneklik düzeyi yüksek konvansiyonel betonarme çerçeveler ve perde sistemlerinin birlikte kullanıldığı son deprem yönetmeliğine ve TÜRK standartları en üstü standartlarına uygun olarak inşa edilecektir. Bina temellerimiz ise yine bina temellerinin tasarımında yapı temel hesapları ve zemin etkileşimi dikkate alınarak tasarımda kullanılan uluslararası güvenliği kanıtlanmış taşıyıcı sistem davranışlarını en iyi şekilde tanımlayan 3 boyutlu modeller ve analizleri yapılmış radyo temel sistemi kullanılacaktır. Ziraat Esili projemizin yapı malzemesi olarak yüksek mukavemetli, korozyona mukavim ve uzun tasarım ömürlü nitelikli beton malzemesi olarak C30, C35 beton sınıfları ve ilgili standartlara tam uyumlu S420A sismik nervürlü betonarme demiri gerekli biçimde ve ilgili statik projelere uygun olarak kullanılacaktır. Binalar yüksek enerji sürümleri kapasitesine sahip betonarme çekirdek perdeler ve çerçevelerin birlikte kullanıldığı taşıyıcı sistem omurgasına sahip olacaktır.
projemizin iş gücü istihdam planlamasına gelirsek, Zera Esil projemizde yaklaşık olarak 40 teknik personel, mimar, mühendis, tekniker ve projenin imalatlarının yoğun olarak olacağı dönemde ise 800 direkt çalışan ve dolaylı olarak satın alma, tedarik, teminler ve diğer tüm paydaşlar dikkate alındığında ise 2500 civarında bir istihdam sağlamayı hedeflemekteyiz. Zeray olarak proje yönetimlerimizde yalın ve çevik üretim metotlarını kullanmaktayız. Çevik üretim metodu yaklaşımıyla hazırlanan master planın ana çerçevesinin dışına çıkmadan anlık olarak yönetim proje yönetim sürecinin gerektiği durumlarda günün koşullarına, konjonktüre uygun olarak proje yönetim planının değiştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesini sağlamaktayız. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz Zera Esil projemizin master planını özetlemek gerekirse, temel kazı hafriyat çalışmalarımızı 17 Aralık 2021 tarihinde başlattık ve hafriyat çalışmalarımızın yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir. Aynı şekilde tüm inşaat alanını tarayacak şekilde 4 adet kule vinç planlamamız mevcuttur. İlk temel atma betonarme çalışmalarımız ise 4 Şubat 2022 tarihinde başlatmayı planlıyoruz. Ve betonarme imalatlarımızın 10 ay süreci öngörülmektedir. Projemizin toplam süresi ise 733 gün yani 24.4 ay takriben 2 yıl olarak planlanmıştır. Dolayısıyla 18 Aralık 2023 tarihinde projemizi teslim etmeyi hedeflemekteyiz. Projenin ekonomik değerine gelecek olursak, toplam inşaat metrekaremiz 126 bin metrekare olup, ekonomik değeri yaklaşık olarak 910 milyon Türk lirası olarak öngörülmektedir. Değerli konuklarımız, Zira'nın yönetim kurulu tarafından onaylanan 5 yıllık stratejik planlama ve 2025 hedeflerimiz kapsamında büyüme hedeflerimiz üretim kapasitesi dikkate alındığında Türkiye çapında inşallah ilk 10 firma arasında olacak şekilde Zira'nın inşaat sektöründe öncü firma arasında yer alması hedeflenmiştir. Konut üretim hedefi olarak yıllık ortalama 1600 konut üretimi ve 5 yılın sonunda inşallah 8000 konut üretimini tamamlamayı hedeflemekteyiz. Konut üretimini başta Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgelerinde konut üretilmesi hedeflenmektedir. 2025 yılı sonuna kadar yurt dışında uluslararası nitelikte en az bir konut projesinin tamamlanması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Üretim çeşitliliği olarak konut projeleriyle birlikte AVM gibi ticari alanlar, okul, hastane, sanat yapıları, sanayi kollarında projeler üretilmesi de yine 5 yıllık stratejik planlamalarımız arasında yer almaktadır. İstihdam hedefimiz ise 2025 yılına kadar 200'ün üzerinde teknik personel, beyaz yaka, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen çalıştırılması, direkt istihdam olarak da en az 4000 çalışan dolaylı olarak tüm paydaşları dahil ettiğimizde 20.000 kişilik bir istihdam hedeflemekteyiz. Üretim ve büyüme hedefi olarak 2025 yılına kadar maddi değeri yıllık ortalama 1,5 milyar Türk lirası ve 5 yılın sonunda ise toplam ciro en az 8 milyar TL olacak şekilde üretim yapmayı hedeflemekteyiz. İşte tam da Zera Esil projemiz 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planlamamızın kapsamında başlatılan ve ulusal projeler destek gayemizi pekiştiren stratejik planımızı ulaşmamıza önemli bir basamak, önemli bir proje özelliğindedir. Ayrıca 5 yıllık stratejik planlamamız kapsamında önümüzdeki Mart ayında Kocaeli İzmir Çayırköy ve Dorahi projemizin satış lansmanını Nisan 2022 ayı içerisinde Ankara Etimesgut Future Deluxe City projemizin satış ve tanıtım lansmanını
Ve son olarak Mayıs 2022'de ise Kurçayeli Başiskile'de Dilasa Park projemize satış ve tanıtım basmanı gibi çalışmalarımız devam edecektir. Böylelikle stratejik planlamamızda 2022 yılı için belirlemiş olduğumuz ortalama 1600 konut üretim hedefimizle gerçekleştirmiş olacağız. Değerli konuklarımız, ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik zor şartlara rağmen Zeray ailesi olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz. Mücbir sebepler hariç olmak kaydıyla başarılı süreç yönetimimiz ile stratejik planlamamızda belirtilen projelerimizi etap etap ülkemiz ekonomisine gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce, bugüne kadar 30'u aşkın projenin tamamlamasında emekleri geçen başta yönetim kurulu başkanımıza, icra kurulu üyelerimize, proje müdürlerimize, şantiye şeflerimize, tüm Zeray ailesi çalışanlarına ve tedarikçi taşeron tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bugün bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli katılımcılara teşekkür eder, bilgilerinize saygıyla sunarım. Değerli basın mensupları, özel sektörün bugüne kadar geliştirdiği en büyük konseptli konut projelerimizden biri olan Zeray Esir Kartepe projemizin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Zeray İnşaat olarak şimdiye dek hayata geçirdiğimiz projeler ve yenilikçi bakış açımızla gayrimenkul sektörüne farklı bir soluk getirmiş olmanın gururunu yaşadık. Kocaeli Kartepe'de başlattığımız yeni projemiz Esir Kartepe ile de doğallığın, sakinliğin ve lüksün tanımını şimdi yeniden yapmaya hazırlanıyoruz.
İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nün arasında yer alan Esilkar Tepe, şehir karmaşasını geride bırakan, az katlı ve yatay mimariye sahip yapısıyla, gökyüzüyle ve ormanla barışık bir yaşam fırsatı sunuyor. Bölge için ayrıcalıklı bir proje olduğuna inandığımız Esilkar Tepe'yi projelendirirken, tüm beklentileri ve değişimi göz önünde bulundurduk. Projemiz ayrıcalıklı konumuyla Kocaeli'nin en seçkin alışveriş ve sağlık merkezlerine yalnızca birkaç dakika mesafede bulunuyor. Adapazarı, İzmit, İstanbul otoyoluna yakınlığı ve İstanbul'a sadece 45 dakikada mesafede oluşu, Esilkar Tepe'nin sakinlerine aynı anda hem şehirde hem de doğanın içinde bir yaşam sürme ayrıcalığı sunacak. Son derece değerli konumu ve ulaşım avantajı, Esilkar Tepe'nin yerellikten çıkıp ulusal bir proje olarak öne çıkmasını sağlıyor. Esilkar Tepe, hayatın her anında kendini iyi hissetme ve huzurlu, keyifli bir yaşam sürmek isteyenler için düşünüldü ve tasarlandı. Projemiz, Avrupa'nın en büyük yaşam parkı olan, en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'nın ve kış tatili denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezi'nin yanı başında yer alıyor. Esilkar Tepe'nin sakinleri, kış aylarında kayak sezonuyla beraber tüm kar sporlarını dilediğince yapabilecek. 80'e yakın kuş türünün bulunduğu Sapanca Gölü'nde keyifli zaman geçirebilecek ya da gölün daha yüksek rakımlı bölgesinde yer alan Arifiye Ormanı'nda kamp ve piknik yapma imkanı bulabilecek. Bunların yanı sıra binicilik ve golf merkezlerine olan yakınlığıyla da kelimenin tam anlamıyla yaşamın merkezinde bir doğallık sunuyor. Bu nedenle böylesine değerli bir projeyi Kartepe'ye kazandırmış olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Lüksün, kalitenin ve konforun ön plana çıkarıldığı Esilkar Tepe aynı zamanda geleneksellik ile modern kültürü de bir araya getiriyor. Dairelerimizde yer alan hamam sauna ile Esilkar Tepe'de lüksün ve prestijin standartları yeniden belirleniyor. Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında Zeray Esilkar Tepe'nin birçok alanda standartları yeniden belirleyen benzersiz ve yüksek prestijli bir proje olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum. Burada hep bir arada olmaktan ve sizi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi bilmiyorum, bana en doğru gelen yerlerinden bir tanesi satış ve pazarlama ürününe ayrılmış olması. Genelde Türk firmalarında satış ve pazarlama derler. Ben de hiç anlamam. Biri çünkü başka görevi yapıyor, biri başka görevi yapıyor. Yıllarca Arman Kırım Hoca rahmetli anlatmaya çalıştı. Satış başka, pazarlama başka diye. Bunun farkında olan, yani piyasanın nereye gitti, dünyanın nereye gitti farkında olan bu firmanın şimdi kıymetli satış gelen müdür yardımcısı Şühada Hanım'ın söz konusu. Sayın basın mensupları ve değerli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz Esilkar Tepe projemizin satışlarına Ekim ayı sonunda ön talep dönemiyle başladık. Satışlarımıza başladıktan kısa süre sonra da projeye duyulan yoğun ilgi sebebiyle satışlarımızın %30'unu tamamladık. Burada projemize duyulan yoğun ilginin birçok sebebi var elbette. Fakat ben birkaçından söz etmek istiyorum sizlere. Sayın Figen Hanım'ın da aslında tüm detaylarından bahsetmiş olduğu gibi projemizin çeşitli iç ve dış birçok donanımı ve özelliği bulunmakta. Sosyal donatılar olarak ihtiyaç duyulan her şeyi içinde barındıran bir yaşam konsepti oluşturulmuş durumda. Bu da günümüzün ihtiyaçlarına bakıldığında her ihtiyaca cevap veren ve herkesin ilgisini çeken bir proje oluşturdu. Burada ikinci temel sebep ise Zero İnşaat olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm projelerde yatırımcısına %100'ün üzerinde değer kazandı. Bu nedenle bizim projelerimiz başlamadan önce bizi özellikle takip eden ve yeni projelerimizi bekleyen bir kitle oluşturmuş durumda. Biz burada kendi bünyemizde oluşturduğumuz vade farksız kişiye özel ödeme seçenekleriyle hem yatırımcımıza hem ikame amacıyla satın alım düşünenler için
oldukça avantajlı planlar sunabiliyoruz. Aynı zamanda ülkenin en büyük bankalarıyla garantörlük kapsamında konut kredisi kullanma imkanı da sunmaktayız. Projenin rakamsal boyutlarına geldiğimizde ise gene Figen Hanım'ın bahsetmiş olduğu gibi iki ayrı blok tipimiz var. Standart bloklarımız ve özel bloklarımız. Burada standart bloklarımızda metrekare birim fiyatlarımız 8.250 TL iken özel bloklarda metrekare birim fiyatlarımız 11.500 TL'dir. Bugünkü artan maliyet artışlarını düşündüğümüzde bu şekilde nitelikli bir proje içinde rakamsal boyutunun oldukça cazip olduğunu düşünüyorum. Son olarak firma ile alakalı şunu da eklemek istiyorum. Projelerimizi tamamlandıktan sonra da projenin değerini ve niteliğini korumak adına biz ikinci el işlemleri de kendi bünyemizde yürütüyoruz. Aynı zamanda hiçbir kar amacı gütmeden 5 yıl boyunca site yönetimi olarak faaliyet gösteriyoruz. Buradaki temel amacımız bize güvenen ve bizden daire satın almış olan değerli müşterilerimize vaat etmiş olduğumuz konsept bütünlüğü sağlanana kadar projenin üzerinden elimizi çekmemek ve yaşam başladığında çeşitli organizasyonlar planlayarak Zera'yla olmanın farkını her daim kendilerine hissettirmektir. Geldiğiniz için ve dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul'da devasa bir sitenin hani 2000 kişi yaşıyordu. Onun kat faaliyetleri kurul başkanı oldum. Çünkü onun için ya Rabbim nasıl zor bir şey olduğunu tahmin edemezsiniz. Ama daha evvel uygulayıcı Allah'tan sizin de yaptığınız gibi birkaç sene orada işletmenin kendi kalitesine ulaşana kadar durdu. O yüzden bu söylediği şey benim için de. Yani ele satın alıp girenler en azından bir hizmeti kat faaliyetleri kurulma devlet kadar belki bir hizmet almaya devam ediyor. Evet. Evet, şimdi sıra bütün bu işin liderliğini yapan kıymetli insana geldi. Zeki Usta'da ben hiç bekletmeden asıl işin imarına vizyoner kişiye veriyorum. Zeki Bey söz sizde. Değerli hocam, öncelikle katılımınızdan ve kıymetli yorumlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Sonrasında saygıdeğer misafirler, basın mensupları ve değerli çalışma arkadaşları. Öncelikle sizleri şirketim ve şahsın adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün kentimizin en büyük ve en özel projelerinden olan Esir Kartepe'yi büyük bir mutluluk ve onur ile sizlere tanıtmak için bir aradayız. Projemizin bulunduğu alandan özellikle ben bahsetmek istiyorum. Çünkü diğer arkadaşlarımız genelde lokasyondan bahsettiler. İzmitliler iyi bilirler. Projenin şu an mevcut arsasının olduğu alan geçmişte at haraların olduğu, çiftliklerin olduğu, özellikle depremden sonra da uzun bir süre burada depremzedelerin kaldığı anılarıyla da çok iyi bilinen, çok değer ve özellikle 90'lı, 80'li yıllarda bu bölgede şu durduğumuz alan da dahil olmak üzere çok böyle anlamlı olduğu bir alan. Yaklaşık 4 sene sürdü bu araziyi almamız bizim. İstanbul'u bir vatandaşın eline geçmişti daha sonrasında. Projemizi kentimizin örnek projelerinden ve ülkemizin de geleneksel mimarisine uygun olarak olmak özelliğiyle gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Konum itibariyle de gerçekten Kartepe'nin tam kalbinde. Sizlere sektörümüzün konumundan bahsetmem gerekirse de Türkiye'deki ekonomik gelişmeler genelde gayrimenkul sektörünü, özellikle de konut sektörünü etkilemektedir. Sektörümüzün yatırım amaçlı olmasından dolayı her kesim için konjonktür ne olursa olsun her zamanın gözdesi ve bu nedenle de oldukça popülerdir. Nüfus artışına ve özellikle genç nüfusun artışına paralel olarak konut üretimi ihtiyaç
süreklilik ve güncellik arz etmektedir. Biz de bu kavram ile dinamik olarak hareket ediyoruz. Zera'nın marka değerine geldiği nokta ise bugün geldiğimiz noktada kentimizde her şurada işlenmiş bir Zera'yı çizgisi var. Tasarımlarıyla, kısa sürede inşaat yapımıyla, paydaşlarıyla, çalışma metotlarıyla. Projedeki yaşam tarzıyla bünyesinde görev alanlarının büründüğü kimliğiyle bir marka olmuş durumdayız. Bu marka kökleriyle doğduğu bu kentte mal olmuş ve artık namı itibariyle önde giden konumda. Bunu geliştirip sağlam temeller ile yol aldırmak da artık hepimizin sorumluluğu. Sektöre ve projemizde yer alacağı konuma gelirsek, sektörümüz hak ettiği yapılaşma içerisinde değil maalesef. Bizler de sektörümüz öncüsü olarak hedeflediğimiz uluslararası boyutta değiliz. Bu değerlere ulaşmak adına da esir projemizde farklı anlamlar yükledik. Bölgede olmayan kat bahçeleri ve havuzlar, dairelerin içerisindeki hamam saunaların hocam da bahsettiği gibi yer aldığı ve projenin içerisinde özellikle olağanüstü büyüklükteki gölet ve sosyal alanakları gibi farklılıklarla markamızda, kentimizde hak ettiği şanlı manasıyla esir projemizde yakalamayı hedefliyoruz. Bu konjonktür içerisinde birkaç noktada bu kadar çok proje üretmeyi nasıl başardığımızı sorgulayanlar oluyor. Olacaktır da. Fakat şapkadan tavşan çıkartmıyoruz. Emin olun. Böyle bir gizem riski ve tehlikeleri de beraberine getirir. Biz bilimi esas alıyoruz. Esir projemizin Zera'nın vizyonerliğiyle araziyi ve bölgeye katı örneklerden biri olacağına inanıyorum. Kentimiz yüz ölçümü açısından sınırlı olduğundan ve projemizin kentteki çok az sayıdaki arazinde birinde yer almasına rağmen imar hakları bakımından maalesef kısıtlıdır. Biz de böyle bir arazimizi Zera'dan başkası hak ettiği değere taşıyamaz sorumluluğu ile uzun uğraşla sonucunu aldık. Zera, Türkiye'nin farklı lokasyonlardan da belki daha da cazip, karlı projeler teklifle geliyor. Fakat biz Kocaeli'de misyonumuzu halen tamamlamış değiliz. Üç segment projeler üretiyoruz. Belki fiyat politikalarımız anlamlandırılamıyor. Fakat bu topraklara hak ettiği değeri ulaştırmayı hedefliyoruz. Tabii bunun için kar amacı gütmeden günden güne kalitemizi de arttırıyoruz. Sadece bölgesinde değil, tüm Türkiye'de yıllar sonrasında bile sembol olacak projeler üretiyoruz ve hedefliyoruz. Bu topraklar günün sonunda hak ettiği değere ulaştığında daha iyi anlaşılacağımızı iyi biliyoruz. Kocaeli, hayallerimi hedeflere dönüştürdüğüm ve gerçekleştirdiğim yer. Ben de bu şehrin bir büyüsü, bu büyüsünü anlatmaya dilim döndüğünce devam edeceğim. Kocaeli dışındaki tüm ziyaretlerimi, üst düzey ziyaretlerimi kentimle bütünleşmiş olan pişmaniye ile gidiyorum. Bu anlamda da varlıktan plaket bekliyoruz. Buradan da ilan etmiş olalım. Son olarak lider bir oyuncu olarak projemizin bölgenin değerini kazanarak kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Liderlik vizyonumuzu ile tüm çalışanlarımızı aktararak onların da aynı vizyonla çalışmalarını sağlıyoruz. Bu hikayenin artık sizler de bir parçasısınız. Basının özgür gözüyle görünmek, anlaşılmak adına gerçekleştirdiğimiz bugünkü lansmana katılım sağlayan sizlere ve tüm misafirlerime tekrar teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.